Evet, Bobo ile yine birlikteyiz. Belki de senin için daha iyi oldu bu. Nani Sanah'ın abone oluşuyla başlıyoruz yayınımıza. Evet, çok haklısın Nani Sanah. Bence de yapmamalıyım. İkinci yayını yenilemiş. Çok teşekkür ederim. İki aydır desteklediğin için çok sağ ol. Evet, Trabzon Rize derbisiyle tekrar Bobo ile birlikteyiz. PES 2020'de şöyle gelişmeler olmuş. Onlardan bahsetmek istiyorum. Artık bir dakika şunu bir izleyelim de. Ey kardeşim benim. Sen kimsin acaba? Yeneceğiz değil mi? Harika bir cutscene. Tam da zaten bundan bahsediyordum. Artık Become a Legend modunda ve Master League modunda cutscene'ler olacakmış. Ve sanırım yanlış bilmiyorsam tercihler ve yazılı tercihler de yapabiliyor muyuz acaba? Ondan çok emin değilim. Ama yapabiliyor olabiliriz. Ona benzer dedikodular okudum. Bu galiba daha onaylanmamış. Emin değilim. Bakacağız. Çok heyecanlıyım bu konuda. İnsanlar abi Konami para mı veriyor falan diyor. Öyle bir şey yok kesinlikle. Bu kariyer modlarını oynamak çocukluktan beri yaptığım bir şey. Eminim sizin aranızda da vardır. Önce zaten Winning Eleven'la başladık. Sonra PES'e geçtik. Sonra FIFA'ya geçtim. Şimdi de yıllar sonra 2019'da ilk defa tekrar PES'e geri döndüm. Bunun da tek sebebi FIFA'nın kariyer modunu yıllardır değiştirmemesiydi. FIFA 2020'de kariyer modunda da değişiklikler varmış. Ona da kanalda bakacağız. FIFA çıktığı zaman kariyer modlarını inceleyeceğiz. Şimdilik çok böyle oyunu değiştiren bir şey gelecekmiş gibi durmuyor. FIFA'nın kariyer modunda. Ama dinamik potansiyel en önemli şey. Çünkü oyunda ne yaparsanız yapın o potansiyele ulaşıyordu oyuncular. Training yaparsanız belki daha hızlı ulaşıyordu ama böyle saçma sapan mini game gibi sadece beşini çalıştırdığımız falan böyle anlamsız mobil oyunmuş gibi şeyleri kaldıracaklar mı onu da göreceğiz. Menajerimizi sonunda PES'teki gibi birazcık değiştirebiliyormuşuz. Kendimiz bir şey yaratabiliyormuşuz. Bunlar güzel şeyler. İki oyuna da bakacağız. Hem YouTube'da hem de Twitch'te olacak bunlar. Ama sanki Master League'de daha fazla değişiklik var gibi geliyor bana. Şu anda açıklananlardan. Legend'ları oynayabileceğiz mesela Master League'de. Atıyorum Maradona'yı alıp bir kulübü yönetebiliyorsunuz vesaire vesaire. bunlar güzel şeyler. FIFA'da da beta'yı oynayanlar şöyle bir şey yapmışlar. Atıyorum Messi'yi seçiyorsunuz mesela. Player kariyere başlıyorsunuz. Sonra emekli olup menajer olabiliyorsunuz Messi ile. Eskiden de yapabiliyordunuz bunu ama yaptığınız zaman Messi olarak gözükmüyordunuz oyunda. Herhangi bir menajerin profilini alıyordu. Şimdi galiba onu değiştirmişler. Bakalım göreceğiz FIFA'yı da PES'i de PISA. PES ile PISA. İki oyunu da göreceğiz. Kariyer modlarını değerlendireceğiz bu kanalda. Evet, Trabzon, Rize, derbisi, Boğaç, daha doğrusu Bobo'nun kariyerini takip ediyoruz. Petito da takip ediyor yandan, kameradan göremiyorsunuz ama. Bakayım böyle görebilecek misiniz? Yok, gene beni gördüm. Peki. FIFA'nın demosu çıkmadı, PES'in demosu çıktı. Onu da yayında değerlendirmiştik, YouTube'a gelmemişti. Çok isterseniz belki YouTube'a da bir şeyler yapabiliriz. Tekrar bir değerlendirebiliriz PES'in demosunu. Ama zaten YouTube'da 1000 tane demosunu oynadık. Galatasaray Fenerbahçe oynadık falan diye videolar var. Baktım. Hemen mod bile yapmışlar. Galatasaray Fenerbahçe'yi bile eklemişler. İnanılmaz ya PC olayı. Yes. Evet. Trabzon Rize maçıyla online'ız. Bobo'nun kariyerine devam ediyoruz derken. Aman tanrım. Büyük bir hata. Ve faul. Biz mi vuracağız acaba? Çok heyecanlıyım. Yoksa biz mi vuracağız? Vallahi biz vuruyoruz. Aslında biz vurmuyoruz ama çaldık şu anda. Ah! Pardon, özür dilerim kardeşim. Senin hakkında belki ama biraz çalmış bulundum. Çok iyi geçmiştik ama Onazi topu kapıyor bizden. Tabii kadrolar eski.
daha doğrusu biz şu an bir sene sonrasında olsak da oyun içerisindeki transferlere göre hareket ediyoruz. O yüzden bunlar kim neler oluyor? Olcay'ın ne işi var falan gibi yorumlar yapmayın. Adamı öldürdük, evet, biraz kafasına geldi. Yaptığımız müthiş frikik, vurduğumuz müthiş frikik. Sergen'in bu arada teknik direktörlüğünü de ben gayet beğeniyorum ya. Biraz sanırım istikrarla ilgili bir sıkıntı var. Hani bazı haftalarda müthiş, bazı haftalarda sonra düşüşe geçiyor falan gibi bir durum var. Onu da halledersin, müthiş bir kariyer onu bekliyor bence. Bu arada kontroya çıkıyoruz. Haydi çocuklar. Jansen geliyor. Ama bizi etkilemiyor bu. Derken o kim? Evet, bu kamerada oynamanın zorluğu. Lönk diye biri geldi. Ve top kaybı yaptık. Direkt orta yapsaydım keşke. Dönüp orta yaparım diye düşündüm sağ ayağımla, ama olmadı. Muhteşem sağ ayağımla. Ya ama bu benim top kaybım sayılmamalı ya. Bu arada biraz hastayım, o yüzden bölümün ilerleyen şeylerinde Twitch'tekiler şu anda alıştı. Çok fazla konuşamayabilirim, kusura bakmayın. Daha yeni yeni iyileşiyoruz. Sesim hala biraz problemli. PPS modu iyice karman çorman bir şey olur ama VR'da olabilirdi belki. Contrain. Onu halletse zaten Barça'yı çalıştırdı demiş Sergen için. Obtura. Doğru bir yorum. Ya ama benim oynamama izin verecek misiniz? Tripli böyle. Arkadaşlar bir izin verirseniz oynayacağım ama. Bu arada çok iyi pas attık. Haydi. Gol mü? Burada işte güzel pasımız. Bu arada hemen bakalım. Solumuzda Amini Umar. Önümüzde de Nakulma oynuyormuş. Ona göre artık pas veririz. Tabii asisti biliyorsunuz Bobo'nun klasiği haline geldi. Bir Belhanda, iki biz. Asisti ustalarıyız. Polo yani. Vurayım mı lan? Allah'a vuruyorum. Aha o da vuruyordu. Ay! Devamlı ikinci frikikçi olmama rağmen çalıp duruyorum frikiğini. Kusura bakmıyorsun inşallah kardeşim. Gel, gel baba, buradayım. Gel baba, süpersin. Yolladım ben. Ama o nasıl foul değil ya? Maça çok kötü başladık Trabzon. Çok sert savunmayla anında prese geliyor bize. Petito geçiyor ekranın önünden. Teşekkür ederiz Petito. Çok kötü başladık. Ayağımıza top geldiği anda kaybediyoruz resmen. Ay! Yolla hocam. Buradayım. Yardır koçum. Geldim yardıma. Hadi be. Biraz fazla bastık galiba ama alması lazımdı onu. Önde olan oydu. Yeah. Ya işte ben bu nasıl engelleyebilirim abi onu? Ya dur, dur yani ayağımıza yeni geldi top. Ay! Hiç ayilik falan bir vuruş değildi. Dağlara taşlara vurduk ama. Ya bir bırakırsanız oynayacağım diye kariyer yaptık kendimize. Milli takıma falan çıktık. Ya inanılır gibi değil. Var da yemiyor ya. Basıyorum ona, yemiyor. L2'den bahsediyorum bu arada. Arda Akbulut. Öğrendim. Arada bir isim söyleyeceğim. Sanki spiker varmış gibi böyle bir saniye hissedeceksiniz. Sonra ha tamam diye devam edeceksiniz. Kötü bir pas ama olsun, korner kazandırdık.
Dur, dediğini bir okuyacağım. Okey, koşma tuşuna basma diyorsunuz. Tamam. Aman! Daha kötü vurabilir miydik? Onu izleyeceğiz şimdi. Bundan daha kötü bir vuruş olabilir miydi? Bakalım. O iyi vurmuşuz aslında. Müdahale varmış. Fena vurmamışız. Organize atak, organize şut. Bana attı. Harcayalım şu ucuğumu. Heh. Eyvallah, sağ olasın. Ay. Güzel güzel, biraz baskı kurabilmeye başladık. Dediğim anda nazar değdirdim. Gol yiyeceğiz şimdi kontradan. Hadi bakalım. Okeyseniz çocuklar. Abdülkadir, işte bu be. Kimsen sen artık. Kim acaba? Tekrar gel. Olsun güzel. Olsun güzel. Bobo'ya kilo verdirmedik. Her sezon 2 kilo verelim diye düşündüm. Senede 2 kilo. Bence gayet gerçekçi. Çok iyi pas. Haydi. Ah. Alırız biz onu. Ama hakem bunu anladı ve bitirdi. Yancı hakem. Yanlı hakem, özür dilerim. Yancı hakem böyle. Diğer hakemlerin yanında takılıyor. Ben de kaldırayım bayrak falan. Aa, enteresan pas. Olmadı tabii ki. Arda Akbulut. Ara ara. Rodega. Ah, Rodega'yı nasıl kaptırdı ya Trabzon? Bir de Denizli'ye kaptırdı. Çok enteresan bir transfer o da. Şimdi onu aldın sen. Onu aldın, attın, asisti yazdık. Bobo. Yine asisti yapıyor. Şu ağızla bak. Bir ağızla. İşte bu. Özgüven ağzı bu. Yalnızca adamlarda olur. İşte bu kadar bu iş. Bobo. Hemen izliyoruz. İşte Bobo. Ay, pasa bak. Pasa bak, pasa. Derbide asisti yapıyoruz. İşte Bobo'nun pasında slow motion. İzliyor Reji. Reji kuzeni. Bobo'nun oynadığı her maçta. Sadece Bobo'nun highlightlarını yolluyor yayına Reji. Diğer golleri, rakip takımın gollerini, hiçbir şeyin tekrarını izleyemiyoruz. Bu adam yüzünden ne olur bu adamı durdurun diyoruz. Ve maça devam ediyoruz. Hüseyin'i. Çıkıyoruz kontraya. Haydi çocuklar. Yolla reis. Aa, herif çok iyi top kaptı be. Bizde ama o bizde. Tacı iyi kullanırım. Peki. Pas istemeseydik orada iyiydi. Cat Rain gelmeyecek Nova nerede? Çünkü oyunu hiç kimse izlemedi. Cat Rain o yayın, uzun süredir yaptığımız bu yayınların en az abonelik gelen günü oldu. Cat Rain oynadığımız gün. Gerçekten ben bunu hakaret olarak algıladım. Kaliteli bir iki oyun oynayalım falan dedim. Dedektif Röflü falan dedim. Ağzımın payını verdiniz. YouTube'da da fazla izlenmedi. Ama at onu Bobo ya. Şu espriye her bölümde gülüyorum ya. Maçtan hemen sonra sevilen dizi Kırgın Çiçekler diye. Gerçekten öyle.
getireyim. Güzel oyun ama işte anlamadınız kalitesini. Kamil Ahmet Çörekçi. Ne yapıyorsun ya? Çok sinirlendi birine. Dosa girdi, evet. Dosa da şeyleri değiştirebilecek mi göreceğiz. İndir nakulma, buradayım. Reis, süpersin. Bırak lan! Çıkıyoruz hadi. Aman tanrım, Barcelona mı bu? Biraz sıçtım orada. Evet. dediğimiz anda Barcelona değil, Rize Spor olduğumuzu anladık. İşte bu pasımız. Foul tabi, yazdım ben oradan. Bakın şimdi nasıl yazıyorum. Evet, artık bana belki kullandırtmıyor. İki frikikten sonra aklını almaya çalıştım barajın ama olmadı. Baba! Bakacağım. Şimdi de söyleyebilirim. Hain Şişko 4. ayını yenilemiş. Hain Şişko, çok teşekkürler. 4 aydır desteklediğin için. Çok sağ ol. Kızım. Petito'ya dedim. Oyunla bir ilgisi yok bu arada. Gol yaptık orada. Tehlikeli bir yer. Sosa var. Abdülkadir var. Bionic Ozzy de bu maçın şerefine Bobo versiyon 2 demiş. Maçtan sonra bakacağız. Tabii ki anladım. O yüzden asist yaptım işte. Karadeniz derbisinin önemini böyle anladım. Top kaybı rekoru falan ayıp oluyor. Maçta kaç tane gol oldu kardeşim? 1. Kim verdi gol pasını? Bobo. Bitmiştir. İstediğim kadar top kaybı yaparım. Değil mi Nova Nerda? Evet. Bence de. Nova Nerda da nasıl bir nick ya kardeşim? Nakulma, süpersin. Ay, pasa bak. Foul var. Bırakın ben yazacağım. Benim pasımla açıldı o. Pasa bak be. Ya of. Yazacaktım, ne güzel ya. Ben ne yapıyorsun orada, salak salak hareketler yapıyorum. Eyvah, Sosa ile kontra. Yandık. Süpersiniz. Harika bir yerde kaptık topu. İzin verecek misin? Oynayacağım. Ya. Arkadaş. Yani. Hiçbir şeye basmadım daha. Daha hiçbir şeye basmadım ya. Aldın onu. Kardeşim hiç boşuna eleştirmeyin ya. Kim attırdı kardeşim golü? Kim attırdı? Top kaybı şova devam mı? Ne top kaybı şov? Bunu yemeseydik iyiydi. Ben top kaybı yaptırmadım ki bu golde. Golde de bir suçum yok. Ben görevimi yaptım. 10 numara olarak asistimi yaptım. Bakın şimdi bir tane daha yapacağım. Hadi. Hiçbir şey yok. Devam. Korner aldırdık. İşte böyle. Aynen, devam. Aynen. Kamera çok kötü abi. Ne yapalım bu kamerada daha? Stoperi çektik bakın buraya.
Ya orta saha gerçi galiba o da. Rodega'yı düşürdük. Hadi az zaman kaldı. Hadi pres. Pres pres pres. Şok pres. Penaltı yaptırıyorsun. Ya böyle bir şey yok ya. İlla iki gol mü attıracağız kardeşim? Derbiyi kaybediyoruz, inanamıyorum. Hadi. Hadi çocuklar. Okey, bu iyi olmadı. Hadi be, şu an ne kaybediyorsun? Allah be, kaybettik, inanamıyorum ya. Çok komik, kaybettik bir de topu ya. Öf. Bakalım abi performansımıza. 6.5 almışız. Makulma ile birlikte. 25 pastan 18'i başarılı. Kırk kere topla buluşmuşuz. Gayet iyiyiz ya. Evet, Karadeniz derbisini maalesef kaybediyoruz. Rodega'yı durduramadık. Bir gol atmamıza rağmen geriye düştük. Evet, bu sezon şimdilik 17 maçta 1 gol 9 asistle eski 10 numaraları özleten bir performans. Nerede o eski 10 numaralar? Koşamayan pasör, teknik 10 numaralar. Evet, şu anda Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü gereksiz bir cutscene izliyoruz. Halk kazanmış. Eski 10 numaraları özletti, o kadar kötü ki diyor. Re Lama, Güney Amerika'nın en iyi oyuncusu ödülünü almış. Tanımıyorum kendisini. O kim? Ve ayın takımına bilin bakalım kim giriyor? Bobo! Bu işler böyle. Siz eleştirmeye devam edin beni. Evet evet. Transfer dönemi açıldı. Bakalım bizle izlenen, bizle ilgilenen bir takım olacak mı, göreceğiz. Başakşehir maçını... Dört tane teklifimiz var. Acaba hangi takımlardan, heyecanlı mıyız? Heyecanlı mıyız? Var mı tahmini olan? Chat'e soruyorum. Türkiye Ligi'nden bir takım var mıdır? Soruyorum chat'e, hadi bakalım. Trabzon diyenler var. Bol bol Trabzon gördüm. Portekiz 3. ligi diyenler var. Ayıp ediyorsunuz. Premier Lig hiç sanmıyorum. Yok öyle bir şey. Villarreal var. Bayern henüz araştırmamış olanından demiş. İnanılmaz bir espri. Çok... Dur, kim yapmış bunu ya? DR Hatiel. Yok, Dratiel. Dratiel. Bayern henüz araştırmamış olanından demiş ve Sergen idolümüze bir gönderme yapmış. Çok teşekkür ederiz. Niye teşekkür ediyorsak. Saçma sapan. Espri yaptı diye teşekkür ediyoruz böyle. Evet, bol bol tahmin geldi. İtalya bol tahmin var. Fiorentina diyenler var. Celta Vigo diyen var, İspanya tahminleri. Hadi o zaman bakıyoruz. Hazır mısınız? Bakalım Türkiye'den var mı? Bir de Galatasaray oluyormuş. Aman. Baktım. Bunlar ne lan? Kolo kolo falan. Sassuolo var bir tek.
İtalya diyenler kazandı. 3 yıllık kontrat. 1800 veriyorlar. 1800. Biraz daha bekleyelim Kore'yi bence. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? İtalya... Merih artık orada değil gerçi ama Başakşehir maçını geçiyorum ya. İtalya biraz zor gelebilir mi bize acaba? Berabere kalmışız. Aa, Tuncan'ın da değil mi kolo kolo? Şu anda 1 milyon euroya yakın alıyormuşuz. Bize 1.800 civarında teklifler geldi. En yüksek teklif de galiba Sassuolo'dan. Aman bir şeyler oluyor. Cavani dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmış. Peki. Evet, başka teklif yok. Şunları bir reddedelim. Reddedebiliyor muyuz? Reddedemiyoruz galiba. Aa! Hayır! Aman aman, yanlışlıkla internasyonale gidiyordum. Neyse ki düzeltebiliyormuşuz. Ayda, vallahi az daha internasyonale gidiyorduk ya. Başka teklif gelmezse çok üzüleceğim ya. Başka ülkeye gitmek istemiyorum abi, Galatasaray falan. Şimdi işte bak, Galatasaraylı maçımız var. Onları etkileme zamanı. Belki de bize teklif yaparlar ha. Bir ümit. Yanlışlıkla internasyonale giden. Ya neyse, başarılı olacağız inşallah, hadi bakalım diye. Evet, tabii ki geçen seneki kadrolar daha çok var. Petrucci önde, Nakulma solda, Aminu sağda bu kez. Muriç'i oynatmıyor. Okan Hoca. Transferiniz nasıl gerçekleşti? Yanlışlıkla. Mitroğlu'nun fotoğrafına bakmadım. Dur bakayım. Herkes böyle. Ciddi maça hazır. Mitroğlu. Yatmaya geldik be. Ha, maaş alacağız işte. Oyunda akıllılar bak, Anadolu'dan topçu almıyorlar diyor. Evet, ben de galiba hiç güldüğünü görmedim. Evet, şimdi Galatasaray'ı etkileyip onlardan kontrat alma zamanı. Hadi çocuklar falan. Hadi beni bir Galatasaray'a uğurlayalım ha falan diye. Tabii takım arkadaşlarımıza söylemiyoruz bunu ama medyaya çoktan açıkladık Galatasaraylı olduğumuzu niyeyse. 19 yaşında böyle. Aslında Galatasaray'a gitmenin bir yolu da biliyorsunuz, Trabzonspor'a gitmek. Southampton Liverpool bağlantısı gibi Galatasaray Trabzonspor bağlantısımız da var. Ay! Ha, Luindama'yı yanımda görünce bir korktum, hemen vurayım dedim de çok kötü vurduk ya, o neydi öyle. Belhanda Boaçan'da karşılaşması. Etkilendi şu an. Bitti artık o bağlantı diye. Ha, sen şey diyorsun, Trabzonspor. Evet. Çok kötü bir şut çektik hakikaten. Gol. Ömer Bayram ilk 11'de. Biz de bence oynayabiliriz o yüzden. Dedim ve asist yaptı değil mi şimdi? Boaçan da Allah! Yiyoruz vallahi, Berlanda atıyordu ha. Ah, buraya atacak zannettim. Aşırı heyecanlıyım Berlanda ile karşılıklı oynamaktan dolayı. Kendi kalene gol atıyor değil mi? Öyle alıyor transferi.
Aa baba, o nasıl pas ya? Böyle mi gözüne gireceğiz Galatasaray'ın? Yapma. Hemen pas vereceğim ya. Top kaybı yapmıyoruz en azından. Yine bir şekilde yapıyoruz. Yani inanılır gibi değil ya. Böyle Galatasaray'ın gözüne giremeyiz. Hadi. Ah! Nasıl alamadık onu? Belhanda'yı sakat dersen Galatasaray'a gelebilirsin. Beyler bayanlar, top kaybı makinesi ayağınıza geldi. Ayıp ediyorsunuz şu anda. Helal. Hadi çıkıyoruz kontraya. Bir tek ben çıkıyorum galiba. Kime yaptım o ortayı acaba? Abi orta yapmak çok zor ya bu kamerada. Ay ulan, çok daha güzel canlandı gözümde. Meğerse bok gibi vurmuşuz ya. Ogitox bu arada çıtır abone. Kanalımıza katılıyor. Çok teşekkür ederiz Ogitox 7. Kanalı desteklediğin için, kanala abone olduğun için çok sağ ol. Geçerdim onu ya. Biraz fazla risk alıyoruz şu an. Ogitox bir de desteklemiş bizi ama şu an okuyamıyorum. Yarıda okuyacağım. Aldık onu, çıkıyoruz. Haydi. Koşuyorum içeri, yap ortanı reis. Aldık onu, helal olsun. İtroğlu gene yerde. Fol ya! Fernando ayıp oluyor ya. Neyse, maçı çıkartamayacağız bu kadar koşarsak. Yani ileride takım arkadaşı olacağız, ondan ayıp oluyor. Veremedim. Ama yanlış koşu yaptın ya. Güzelim pozisyonu harcadım, lanet olsun. Ama beklediğim koşuyu yapmadı. Veremedim o pası yani. Ben şöyle hayal ediyordum, tamam mı? Baktım olmuyor falan. Kaptırdık topu yani. Yedik. Vuramıyoruz abi. Çok kötü vuruyorum ya. Bu kameradan mıdır? Oyuncunun özellikleri. Height marking gibi bu arada bana verdi Fatih Hocam şu anda. Oyunu benim yönettiğimi fark etti. Oynayamıyoruz işte bu kamerayla. Gol. Gol. Aldık onu. Ah. Ayıp ediyorsunuz şu anda kardeşim. Fatih Hoca tight marking bobo dedi mi demedi mi? Bu zaten çok top kaybediyor. Biraz daha sert basın, hepsini kaybeder mi diye mi düşündü acaba? Aldım onu. Ah. Galatasaray kontrolü ele geçirdi maçta. Baskıyı sürdürüyor. Onyekuru Ömer Bayram bağlantısı sonuç vermek üzereydi.
Veremedi. Yedik mi? Vallahi yedik. Bobo'nun lakabı sihirbaz çünkü tüm topları kaybediyor. Onyekuru, Mitroğlu çok güzel gol valla. İşimiz daha da zorlaştı. Hadi çocuklar. Güzel pas attık. Gel hocam. Aman aman. Neler oluyor? Ya of, bir vurmayı çözemedik ya. Ah, bok gibi vurdum gene. Hep böyle vurduğum için vurma, yani şut çekme özgüvenimi kaybettim ya. Hep kalecinin üzerine falan vuruyoruz. Gel hocam. Ay! İdolümüzü ne hale, ankle breaker. Ya bana gelsene, kime atıyorsun orada ya? Ne top sakladı be Mitroğlu orada. Çok iyi çıktık, haydi. Hadi. Allah kahretmesin seni, bana versene ya. Çok güzel geliyorduk, yazık oldu. Eyvah. Hiç kötü değerlendirmiyorum. Gayet toparladık performansı şu an ikinci yarıda. Fatih Hoca izle beni diye. Beguli, Mariano. Çok iyisiniz, hadi çocuklar. Geldim. Geldim. Ah, kahretmesin seni. Niye bu oynuyor abi, Nakulma varken? Muriç varken niye bu adam var ya şu an santraforda? Ben ama hiçbir şeye basmadım ya. Otomatik öyle alıyor yani. Berlanda'ya attığım tokadı görmediniz mi demin? Demin zaten bir tokat attık ona. Allah Allah. Ya yok artık. Emiye sözleşme uzattırdı. Nasıl benden ya? Bırakın da bir oynayalım be. Ha, Belhanda atarsın. Kamera değiştirince ne anlamı var ya? Galatasaray şampiyon. Ya o kadar kötü oynamadık ya. Yani tamam, iyi de oynamadık da yani. Bir maçtan sonra teklif gelmesi manasız olur biraz ama olsun. Height marking'i bana verdi sonuçta. Siktir git ya. Şu hızlı koşma tuşunu bantlayacağım. Yani en büyük hatam o. Çünkü bu kamerada böyle koşabilecekmişiz gibi geliyor yani, anladın mı?
Olmadı. Yolla yolla. Ya ne hala kısa pası. Falan diye oyun başlatıyor böyle. PES 2020'yi gayet iyi buldum. Bir anda böyle. Çok heyecanlıyım 2020 için. Etkileyemedik Galatasaray'ı. Yok first person yok. Yeni teklif de yok. Bayağı bütün transfer sezonu bu dörtlü üzerinden mi gidecek gerçekten? Sassuolo'ya da gitmek istemiyorum ya. Bu maçı geçelim. Teklif gelmeyecek ama galiba başka. Evet. Başka teklif gelmedi. Sassuolo'ya da gitmeyelim bence. Fransa ya da İtalya için çok erken. GS'den teklif isteyince gerçekçi olmuyor ya. Oyun ya bu sonuçta. Hemen gidebiliriz falan belli olmaz ama şu an hak etmedik yani. GS ayarında takımlardan teklif gelse isteyebilirdim. Var mı yeni teklif? Yok. Ne diyorsunuz chat? Biz trampol olabilir miyiz ya modlar? Başka takıma git. Ya da Rize'de kal diye bir trampol olabilir miyiz? Evet bakalım. Oha %50'ye %50. Wow. Oylar çok yakın. Vay be. Amma yakın 52'ye 48. Ekrana da vereyim. Oylar bu şekilde. Çok yakın gidiyor. Tabii ki bu arada ben gene kafama estiğini yapacağım da. Fikrinizi merak ettim. 51'e 49. Wow.51'e 49'da kaldı. Başka takıma git diyenler bayağı az farkla önde. Bayağı az. 9 oyla. Zaten kendim karar verecektim. Sanırım bir sezonu bitirelim ya. Rize'de bir sezonu bitirelim. Gitmeyi düşünmüyorum. Deyip Sassuolo'yu kabul ediyor böyle. Yine de bir evet kadrolara falan bir bakalım. Aa Meri hala burada. Vay iki santrafor önümüzde. Güzel şeymiş. Kadroymuş. İki santrafor, 2.77'lik adam. Ren'e bakalım. Ren de iyiymiş. Ama Fransa'ya gitmek istemiyorum. İnternasyonale bakalım. Tamamdır. Kola Kola'ya bakalım. Okeydir. Kola Kola bu paraları nasıl veriyor ya? Sassuolo'ya tabii ki gidebiliriz de.
Ne bileyim, önce bir Türkiye'de kendimizi kanıtlasak mı? Ama şu forvetlerde insanı bir gaza getirmiyor değil. Ne asist yaparız bunlara ha. Ha, o Gitok, senin desteğini okumamıştık. Abone oldum, yazamamışım. Seni çok seviyorum abim. Keşke benle de PES oynasam. Valla multiplayer pek sevmiyorum ama PES 2020 bir çıksın bakarız. O Gitok, teşekkürler. 5 TL ile desteklemiş bizi. Taktiği biraz uygun gerçekten ya. Aklımı çeliyor şu anda. Gitsek mi? Ne yapsak? Mute'luyorum sümküreceğim için. Belki de senin için daha iyi oldu bu. Ne güzel mutlanım ama, değil mi? Ayfa! Üçüncü ayını yenilemiş. Vardır diyor, varmış istemez diyor, kapıyı kapatıyor. Şöyle yapalım. Bobo'yu burada bitirelim. Ve YouTube'a da bir soralım. Twitch yarı yarıya kaldı arkadaşlar. 51'e 49 Twitch'teki oylar şu anda. Sasulo'nun kadrosunu görünce git diyenler biraz fazla. Şimdi gerçekçi olması açısından hani Türkiye'de biraz daha kendimizi kanıtlayıp öyle mi gitsek? Bu düşünülebilir. Ama şöyle de bakabiliriz olaya. 19 yaşındayız. 21 maçta 3 gol 9 asist yapmışız. 2 golü simüle de atmış bu arada. Ben sadece bir gol atmıştım. Hani bir genç yetenek olarak görülüyoruz. Hani Sassuolo'nun bizi istemesi çok da mantıksız değil aslında. Onu da birazcık yedirebiliriz. Hani Merih'i de aldılar sonuçta. Yoksa Türkiye'de Rizespor'da bir sezon daha kalıp yazın, tekliflere mi bakalım? YouTube'a da soruyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.